Geldim. Kulaklığı da şey yaptım, değiştirdim. Tamam. Çok pardon, böyle bir aksaklıktan dolayı kafam İşte böyle ilk kestim, yayının. patladı. Hep ya, hakikaten ya. Şaka gibi. İsyanlar diyeyim şu an. Anlayacağım. Şu an yayın olması gerekiyor, değil mi? Var yani. Efendim? Yayın var şu an, değil mi? Var var. Bedevi Hasan 42A yayın açmış. Her Selam. gün, yok pardon, her Perşembe Her gün. 19.30'da açacak. Ne yapıyorsun? Cezalısın, her gün açacak. Açarım, benim için problem değil yani. Bilemem. Arada yemek canım ne çektiğimi söylememiştim, değil mi? Hayır. Tahmin etmelerini istedik ama kimse bilemedi. Evet, kimse bilemedi. Şey ya, Big Mac çekti. Bu muydu? Evet. Böyle bol ketçap, mayonez ve hardallı. Kilo vermişim zaten, biraz kilo almam lazım. Hep fake şeyler. Kablosuz farem var ama tanıtamıyorum onu. Tanıtamıyorum. İlk önce nasıl bir fare olduğunu bilmem lazım. Böyle kuyruklu, iki kanlı. Aha. Kedi Böyle göster, kedi şey. diyorlar sana. Kedim gitti. Nereye gitti? Ha, sobanın önünde yatıyor. Soba açık değil, yatıyor. Şizofren bir kedim var. Onun ısıttığını inanıyor şu an. Psikolojik olarak ısınıyor şu Isıtabilir, an. yapabilir bunu, evet diye. Fare için şöyle söyleyeyim. Eğer bilgisayara USB'den bağlayacağım bir anten diyeyim yoksa yoksa bilgisayarında Bluetooth bir şey olmalı ki bağlayabilirsin. Eğer laptop kullanıyorsan zaten büyük bir ihtimalle bir Bluetooth var mıdır ki marka model yazmışsın. Fakat ben bir şey bulamadım o yazdığından maalesef. Hayır, model Yani, yok. galiba alakası şeyler çıktı çünkü. Ya dediğim gibi laptop kullanıyorsan zaten büyük bir ihtimalle içerisinde bir Bluetooth anten vardır. Açarsan görürsün ve bazı mouse'ların altında bağlanması için bir pair tuşu vardır. Ona basarsan görünür. Veya şey yapman gerekebilir. Sitesine gidip marka modelini yazıp sürücüsünü indirmen gerekebilir. Başka aklıma gelmiyor. Abi şuradan sanırım ama emin değilim daha. O zaman Gelebiliyor şimdiden tekrar. çok yaşa. Teşekkür ederim, hep beğendim. Yapıştıramadım. Deneyin, tüyleri hepsi bunlar. Taktığın halde algılamıyor. O Hepsini zaman yaptım. bilgisayarı kapı aç. Genelde çözüm olur yani. Bir Öyle. dakika, klikler çalışıyor, scroll optik çalışmıyorsa şeydendir, sürücü yüklemen gerekiyordur. Veya mouse'ta da bir sorun olabilir artık. Onun için de aldığın yerle iletişime geçip yenisini al, istemen gerekiyor.
Anlamıyla bu kadar iyi oynamak zorunda mıyım bilmiyorum yani. Gerçekten şu an. Hey, lanet olsun adamım. Estağfurullah, ne uğraşıyorsun? Estağfurullah, sorun yani. Sormak istediğiniz sorular varsa. Özellikle teknik destek sorumlumuz Alican sizlere bu konularda yardım edecektir. Dikil demen alayım. Ay ben onu görmedim. Ya bu ne böyle? Vurmayın, vurmayın. Vurmayın bana. Mert ya. Mami'yle iyi oynuyoruz zaten, lütfen. Bunu görmemezlikten gelemezsin yani. Evet, kimse yani ben pek şey yapamadım Hasan, paylaşamadım yayını. Yani o konuda yardımcı olursan ne kadar mutlu olurum, mesut olurum, bahtiyar olurum. Yani pozitif şeyler olabilirim. Link atabiliyor musun? Bilmiyorum, atamıyorsun sanırım. Bilemedim Mert'im. Tamam, çok kuruyorsun, ayıp değil mi değil mi? Afiyet olsun. Dalmatya'daki ha, şey kötü hatun mu? Saçının yarısı siyah, yarısı beyaz. Gerçekten beni ona benzettiğin için teşekkür ederim. Ne diyeyim? Ops, ult atarken aldım. O yüzden dalmaçalar da ne kadar güzel ya. Şöyle minnoş köpekler. Mesela Hachiko'yu da çok severim. Hachiko. Her izlediğimde de ağlarım yani. Tamam,
Ne yarının sınırında? Yabancı gelmiyor şu an size. Nasıl da ya? Hiç yabancı gelmedi yani. İzlerim ona bakıyorum. Ben böyle bayağı bilgisayara kendim şey yapmaktan, filmlerden falan uzak kaldım. Böyle dünyadan haberim yok artık benim ya. Yalnız kalmışım. Ağlıyorum. Selam, hoş geldin. Parantez mi? Hoş geldiniz. Gerçekten paylaşmana şu an hasta oldum, süper. Hayır. Perşembe günleri 19:30-21:30 arası buradayım. Practice'deyim. Konuk olmadım. O geçen gün konuk olmuştum. Niyetin yayınla. Ama her perşembe buradayım. Aynen. Çok düşük. FPS'm yani. 60'lardaydı. Normal 60 zaten. Böyle enteresan şeyler oluyor. Bir tanesi tutsaydı iyiydi ya. Çok etkilemedi şu an beni. FPS'ye düşük ama ya aşırı bir şey yapmıyor benden.
Oyunda sıkıntı yaratmam. İlk bir sıkıntı yaratıyor şimdi. Gözüm alıştı galiba. Tabi bana vurgu da. Ops. Ekranım aşağı indi. Ya ops. Dışarıdaki sesler çok geliyor mu şu an? Camın dışındaki sesler böyle insanlar antik kuntik konuşuyor falan. Mesela ben rahatsız oldum şu an. Kulak oldu herhalde. Ama bizde ya lütfen. Lan yani. Fazla gelmiyor ki. Evet ya bu kulaklığın ben çoğalt şey kullanıyorum USB. Ay var ya işte tersi mouse tuşu falan filan. O bozuldu galiba. Arada bir çıkıyor geliyor falan. Böyle saçmalıyor. Tabii herkes girsin. Artık. Sanırım dedikodu yapıyorlar galiba. Webcam'in kulaklığından şu an ses geliyor. Mikrofonu o yüzden. Maalesef öbürü gitti. Çok güzel. Annem yayına tekrar turun. Söyle söyle. Tamam ne böyle? Peynir böyle peki. yuvarlak. Ah yaşasın. Aç kaldı. Hey, sen burada mısın? Konuşmayayım. Şey yapmak istiyorum. Şeyler atmak istiyorum ama. Mesbeş mi yapsak ya? FPS'm düşük olduğu için de şey yapıyorum. Bilemedim yani. Bir denesem mi? Okay. Ay karnım nasıl gurultuyor. Benim annem öyle arada gelir. Beni troller falan. Ben de bunu. Onlar gelir. Ben de gelir. Diyorum yayındayken beni rahatsız etmeyin, gelmeyin diyorum ama şimdi birazdan önce de gelecek eminim. Hadi o zaman go.
Şu an nasıl açım var ya, açlıktan böyle başım dönüyor. Ondan sonra Cem hoş geldin. Umimov. Böyle çok açım. Bayılacağım. Tansiyonum bir şeyler oldu. Hadi bakalım. Bunun terapisi çok etkilemez bu sefer beni. Seyirdar'da. Çünkü niye? Trash oynayacağım. Sonra ne olacak? Kancalarım tutmayacak. Çünkü neden bir şey yemedin? Mandalina yedim bir tane. Sonra geldim işte hazırlandım falan filan yayın açacaktım. Açtım. O yüzden daha bir şey yemedim. Neredeydim, ne yaptım? Öyle. Dışarıdaydım. Dışarıda yemek yoktu. Yemek yiyemedim. Bir ben zaten çok fazla yemek yiyen bir insan değilim. Sad life, Mert, evet. Yani FPS'ten dolayı Mert artık kusura bakmayacak streçte. Hayırlısı. Bir de zaten geç uyanıyorsun. Ondan sonra fazla da böyle kahvaltı kültürüm yok benim. Aileyle toplandığımda falan filan onlarla kahvaltı ediyorum. Çünkü onlar yapıyor böyle güzel şey. Ama ben tek başımayken annem çalışıyor mesela. Ben tek başıma yapamıyorum açıkçası kahvaltı. Sabahlara kadar oturuyorum zaten. Ondan sonra geç uyanıyorum. Sonra pek karnım aç olmuyor. Karnım gurulduyor ama yemek yiyesim olmuyor. O yüzden öyle yemek yemedim. Geldim zaten biraz trafik var dedim. Allah ilk yayınım yetişemeyeceğim falan filan oldum böyle. Bir iki tane mandalina attım ağzıma. Ondan sonra başladım öyle yani. Hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk. Ne konuşuyorsun? Yayındayım. Yarım saat sonra görüşelim. Bence de görüşmeliyiz. Aynen. Bence de görüşmeliyiz. 40 dakika sonra senleyim. Öyle yani. Kamera markası şey Logitech C270. Ne kadar almıştım ben? Tekno satın almıştım. 80 almıştım. Güzel. Bunun tabii daha üst modelleri falan da var. Güzel ya. O yüzden seni hey, aklıma ilk yayın açtığım zamanlar geldi de o zamanlar kameram yoktu. Laptopun kamerası böyle falan. Sonra dedim gidip kamera almalıyım, yapmalıyım bunu diye. Koşa koşa gittim. Tabii Mafia Jinx indirime girdi. Herkes aldı değil mi? Ben de koymadığım için almadım. FPS'm 38'den 14 indi. Evet, C270. Güzel ya. Kamera memnunum. Mikrofonu falan da iyi. Tabii diğer kulaklığımı şu an almasını çok isterdim ama. Ne yazık ki. Bizlerle. Yok, Darius. Ben hiç oynamıyorum ki. Darius yok. Yani. O yüzden. Aa! Şaka mı bu? Ya ne oluyor abi? Ay yok artık gerçekten ya. Mert de öyle. Hadi bakalım.
Çok güzel ama o şey, Kotaklı. Nice. Çok hoşuma gitti yani. Ve ben basket oynadığım için çok böyle çekti. Belki alırım yani sırf o şey için. Tamam. Kaçtı? 1820'ydi galiba. Acaba formumdayız. Oraya gideyim artık. Kimlik vermek istemiyorum. Hadi Cem, senin İngilizcen iyi. Tamam, onu vermiyorum. Sen şey yaparsın. Senin böyle sivemli. Sevmem ya. Çok teşekkür ederim ben. Çok eğlenceli ya. Yeğenim çok takılıyor mu acaba? Umarım takılmıyordur çünkü yani internetim biraz düşük. Taşınacağım galiba da. Sırf internet olayı yüzünden taşınacağım yani. Ama bak, sana Türkçe konuşmayı öğrettim. İyiymiş. Aynen. Yani Türkiye'de niye İngilizce konuşayım ki? Yabancı daha Türkçe öğrensin. Bana ne? Vurdu, vuruldu. Ups. Çok şu an atraksiyonlar var burada. Süpersin. Aa, çok saçmaladım. Geri atamadım. Ne canım? Okey, bak. Evet. Sen hangi şeyinden ama? Anlıyorum ama çok öyle konuşamıyorum ve yani şey yapmıyorum. Hua on dedi falan. Ha böyle şey yaptı. Telaffuz etti falan filan. Diyeceğinize hiç konuşma. O zaman ayrıl buradan. Defol git.
Evet, şu an ne güzel yemek yiyor. Şu an çok kıskanıyorum. Böyle saat kaç ya? Yarım saat. Ops, yanlış kişi. Yaşım 27. Seksen doğumluyum. 31 Mart 1987'de Bakırköy'de doğmuşum. Mine çok tatlı ya. Buluşmuştuk aynen 3 hafta önce falan. Bayağı oldu yani Mine'yle buluşalım. Çok tatlı bir Mine. Teşekkür ederim iltifatın için. Ops. Hayır. Ay ya. Ya. Ben de 6 olamadım ya. Yok yani. Güzel. Trash. Nesine yapayım? Hadi ben yapayım. Yaps. Ay gene intruder ya. Bir dakika.
Barret vardı. Şu an yemeğe gitti. O yüzden. Yalnız öksüz yetim kaldım ben burada. Bulsaydı. Çok buydu. Cem gelmek ister misin Skype'a? Skype'ye. Ya da ben seni ekleyeyim. Gelmek istersen gel. Gelmek istemezsen gel. Güzel bir anlaşma bence bu. Ne oluyor? Merhaba. Neler oluyor? Ops, kulağım bitti galiba. Factist nedir mi? Factist. Factist. Factist muhteşem bir oluşumdur. Factist.com sitesidir. Bütün teknoloji, oyun, donanım haberlerinin toplaştığı bir portaldır. Aynı zamanda Factist bir televizyon kanalıdır. Yani olmaya çalışmaktadır. Practice aynı zamanda bir Twitch kanalıdır. Practice muhteşem bir şeydir. Nasıl bilmiyorsunuz sayın seyirci? Sayın seyirci. Zeyalot lütfen ya. Practice'ten kimse birisi yok diyor. Practice artık büyüdü Zeyalot sen yokken. Onlarca yayıncımız var artık. Onlarca. Yani o kadar ki haftanın her günü yayınımızın olmasının dışında hafta sonları, hafta içi her dakika yayınımızı biz sıkıldık artık bu kadar yayıncıdan. Yarısını işten çıkartacağız. Eski günlere döneceğiz. Sadece 3 kişinin yayın yaptığı, 2 kişinin yayın yaptığı, 1 kişinin izlediği. O günlere geri dönmemiz lazım. Ben gidiyorum. Güle güle. Bye. İlk ve son yayınım da Keep Cups. bu. Furkas. İşte bilmedin bir sürü çekiliş kaçırdın şu anda. Bu zamana kadar dağıttığımız keyboardlar, ekranlar, bilgisayarlar, arabalar. Arabalar. Neler? Arabalar tabii canım. Kaç tane araba dağıttık? Onu ben de kaçırmış. İşte hatta geçen gün yayında dağıttığımız kodu gene yayıncımız kazandı. Böyle saçma sapan olaylar. Hayır, sadece bayan yayıncılar yok, erkek yayıncılarımız da var. Burak Evet. Akmelek var, 16 senedir bu sektörün içinde duayen dediğimiz, duayen kabul ettiğimiz. Bu akşam yayını vardı fakat Ankara'ya mı gidiyor, düğüne gidiyor galiba, onun için Burak Akmelek, bugünkü tek piksel yayınımız sanırım sekteye uğradı. Onun dışında Lord Cem var, namı değer Mumi Mav. Ne, ben miyim? Evet. Kendi reklamı yaparaktan. Bir puan daha kazanıyorum kendi içimde. Dedim ne Onun dışında oluyor? Burçak var, Blastrian. Erkekleri merak ediyorsan. Eğer evet Reyhan geldi, Mina geldi, Öykü geldi. Başka kızlar da gelmiş. Ceyda geldi. Ceyda Karaş. İlker Karaş bizde. Burak abi İstanbul'da Ankara'ya gidecek. Anladığım kadarıyla düğün için. Ya Ankara'ya İzmir'e gidiyor. Çok dinlemedim. Düğün dedikten sonrasında pek dinlememeye karar verdim. Açıklama yapıyordu. Düğüne gidiyorum şuraya şeklinde. Düğüne gidiyorum cümlesinden sonrasını pek şey etmedim. Dinlemedim. Ama Ankara'ya uğrarsa Zeyalo sen oradaydın karşıla onu. Ankara'nın il sınır girişine git. İl sınırının başladığı yerde el salla. Halayla Rockcube karşılaşıyor. bota reklam verseniz. Onun yerine biz şey yapmayı tercih ediyoruz açıkçası. Çok daha büyük bir organizasyon hazırlığı içindeyiz. Başarabilirsek reklam vermektense herkesin bizi konuştuğu bir şey haline gelmek istiyoruz. Erkeklerin soyunduğu kızların giyindiği bir kanal haline geleceğiz. Reyhan kamera açmadı daha. Galiba Mina kameralı, Öykü kameralı. Herkes kameralı Reyhan dışında. Reyhan'ın kamera açtırmıyoruz açıkçası. Neye benzediğini kimse bilmesin. Biz de bilmiyoruz. Belki de erkek. Kim bilir? Belki de ne bileyim ben. Yabancı İngiliz. Bilmiyoruz. Ankara'nın kapısı var mı hakikaten böyle açılabilen bir kapı? Hı? Evet. Furkast. Furkas değil mi? Ben yanlış okumuyorum. Furka. Furkas 4. Ama bir bunun gizli bir okunuşu vardır ben çözemiyorum. Etkinlik, kocaman bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Böyle RP kodlar, ne diyorsunuz? RP kod mu diyorsunuz Evet, küçükler? RP kodlar küçükler dağıtacağımız, oyunlar dağıtacağımız, keyboardlar, arabalar dağıtacağımız, çekilişte belki ev vereceğiz, kim bilir? İki oda bir salon. Hı? Olabilir, neden olmasın?
Ev bana çıksın ama fiberli olsun. Ankara'da yapmak isteriz fakat İstanbul'da şu anda ilk hedefimiz. Mesela İstanbul'u yaptıktan sonra sonbahar patlamasını, ilkbahar ya da yaza doğru patlaması da Ankara'da yaparız. Hem tatil yaparız, denize gireriz Ankara'da. Bir telefon çalıyor. O telefonla ilgilendikten sonra sizlere geri döneceğim. Şimdilik mikrofonumu maalesef kapıyorum. İzninizle görüşürüz. Bay Kib. Kib bay. Çeki, kaç çeki, kurtar kendini. Yemeğini içeride mi yiyeceğim? Evet anne ama daha 20 dakika sonra. Ah. Hadi be. Evet anne. Söyledim sana. Yani. Israrlı. Ses mi yok? Nasıl yok? Kesiliyor mu? Yok ya kesilmemesi lazım. Ne oluyor burada? Ooo, Maraya hoş geldin. Hoş Cem buldum. Bey de buradaydılar daha demin. İşte ben gelince tabii kaçtı. Telefonu geldi. O yüzden. Aslında ben aradım falan. Kafa. Ses kesiliyor. Aa, Zeynep kendi soruyor. Bir dakika Zeynep, Ha. hemen bakacağım. Hemen bakacağım. Güzelmiş. Arada öyle oluyor. Pomerode Crystal'dan kaynaklı. Benden kaynaklı değil yani. Bir gidip geliyor. Böyle saçma sapan şeyler oluyor bazen ya. Duyuyormuş öyle saçma sapan şeyler bazen. Aynen bazen komple gidiyor ses hiç duymuyorsunuz falan. Seninle oynamak istiyorum. This challenge Oops. demiş. Biraz okuma zorluğu çekin. Oo, helal. Çok güzel. Bayat abiden kamera açmasını istiyoruz, istiyoruz. Bence daha gençsiniz bunun için. Bence hazır değilsin sana. Annem de peyniri börek yapmış. Börek. O yüzden şey bitti değil mi? Big Mac aşkım. Ya onu da istiyorum. Yanında olalım. Dereceli mi oynuyorsun diye Engineers Ozzy sormuş. Hayır, derece değil, normal. Dereceli. Derecesiz bu. Bir derecesi yok bunun. Ben Dayını zaten ki konuşan arkadaş edebiyatçı mıydı? deminki konuşan arkadaş demek Ha, istedi o sanırım. deminki. Yabancı dilim yok, özür Anlayamadım ben de. Bayağı bir mantık yürütmeye çalışınca bu ortaya çıkıyor. Cem'den bahsediyor.
Estomo. O Papyondu. edebiyatçı değil, şey, Lord. Lord, aynen. Ben zaten biliyordum da geçen seneki salatalıklı bir fotoğrafım vardı. Hala o fotoğrafım var. Salatalıklı değil, o yeşil şey benim aslında. Kimseyi inandıramıyorum. Yabancı dilinizi geliştirin. İşte bu yayınlara ben o yüzden katılıyorum. Bu şekilde geliştireceğim. Bu arada ben yokken umarım hep kazanmışsındır. Bir oyun vardı zaten, kazandık. Şimdi İşte. seriden bunu da kazanıyoruz. Bu yayında, ilk yayınında hiç kaybetmedin. Evet. İşte practice'in şansını sonra şey yaptık. Aşıladık. Aynen öyle oldu bir nevi. Bakın. Miss, are Sadece you playing on US on Turkey bak yine İngilizce. Sen server? Türkçe konuşuyorsun. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Bana Evet, zorla az önce seninle İngilizce. oynamak istiyorum yazmış. Ama belki Google Translate kullanıyordur. Bana şey İngilizce şey yapmaya çalışıyor. İlla ben İngilizce konuşacakmışım. Ben de ki ne yani sonuçta Türkçe yayın yapıyorum. Türk'üm yani niye İngilizce konuşayım? O yüzden Japonca anlatacağız bundan sonra. O yüzden bir de şey mi iyi değil yani telaffuzun falan filan iyi değil. O yüzden çok şey yapmıyorum. İşte İngilizce yayınları Cem Bey ile, Lord Cem Bey ile. Evet. Kendisi İngilizce her şeyi söyleyebilirsiniz kısaca. Örneğin alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste çevirebiliyor. Çeşitli şey kartal kalkar daha sal kartal işte onu da İngilizce çevirebiliyoruz. Zeolot. O yüzden Cem abi çağırın. Fransızca anlatsın. Cem abi kaçtı. Ben gelince her zamanki gibi korktu ve kaçtı. Fransızca. Herhalde bir üç kelime falan biliyordur. Yani Kendisi. Yine değil mi? Her zamanki gibi. İşte evet çünkü ne yayında zaman? ben varım. Benim sayemde oluyor bunlar. Hı Beş karitin aynı. Güzel. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Son bir aram mı atsak acaba? Tabii. Değil mi? Aramla açtık, aramla kapatalım. Evet. Hem uzun da sürmüyor. Yani bir 20-25 dakika sürer herhalde. Yine gel benimle oyna diyor. Nickini, oyun içindeki nickini yazarsan ekler. Evet şey yapabilirim. Tamam. Evet. Aynen son bir aram atalım bakalım. Yarın muhabbet yayınında kimler var? Çok güzel bir soru. Herkes. Lord Cem var. Ben varım. Büyük bir ihtimalle. Sen? Şifre yayındı galiba. Olmaya çalışacağım. Olmaya çalışacakmış. Bu arada Nick'ini yazdı. Şifre Ama yayındı Ebu galiba. besteymiş. Aa. Üzgünüm. Onun dışında belki Burak Akmenek olur. Her şey olabilir. Belki sen olursun Zeolot.
Lican abi var mı? Olur olur. Olur olur. O da yok. Yani, o da gelir. Çoğu yayına geliyor herkes aslında. Ama Ali Can bazen gelip böyle bir merhaba selam falan deyip ondan sonra kayboluyor. Hiç sesini çıkartmıyor ama yayında o sırada. Ayrıca bugün de iyiyim Azze Olut. Son iki kişi. Yine ilk şeydeki gibi bekleyeceksin ama. Aynen zaten kapatacağım o zaman da yayını yani 15 dakika sonra. Neymiş? Ekmeği tamam geç. Bir yandan Apple konferans vardı onu takip ediyorum. Çok sıkıcı geldi de. Bizim yayın daha eğlenceli. Tabii ki de. Doğru. Hey Timo ama ben sonra... Şifre aa, olmuyor aynen. imiş. Zaten oyuna başladınız mı ne oldu? Aynen. Bana Fanatik Can'ı almıştı arkadaş. Muhabbi Can'ı oynuyor. Ah gitti. Çıktı. Biri çıktı. Hello. Hello. İyi akşamlar. Selam. Merhaba. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Biz... Adana Konya bölgesinden arıyorum. Hoş bulduk. Yarışmacı arkadaşa bir sorum olacak. Yarışmacı arkadaş sizi soruyor. Yarışmacı arkadaşa bir sorum olacak. Evet. Sorumu soruyorum izninizle. Buyurun. Sorumu soruyorum. Buyurun. Ya bir susun be arkada gidin çocuk. Ya hanım al şu çocuğa ya. Hanım çocuğa şurada i̇şte, soruyorum. İşte yapmadan önce bir düşüneceksiniz. Evet. Bakın sonra böyle bağırıyorsunuz. Ya efendim biz istemedik işte. Büyüklerimiz istedi. Biz de aile devam etsin diye yaptık. Çıkan çocuk leylikler getirdi. İstediğimiz şekil olmadı yani. Yapmak istediğimiz şekilde yapamadık anladığım kadarıyla. Çocuk biraz şey oldu i̇şte, yani biraz... Proteini beyinsel proteini az kaldı. Beyinsel protein biraz evet. az kaldı. Şimdi soruma gelmek istiyorum. Yayıncı arkadaşa sormak istiyorum. Zor yardım olmasın. İyi akşamlar sormak istiyorum. Temo. Temo. Temo oyundaki tek şapkalı mı yoksa başka şapkalı var mı? Bir de şapkayı takmak istiyorsak şapkayı nereden alacağız? Temo ayrı. Temo yalnız ya. Ay bana da bulaştı. Temo. Temo dedi. İtem. İtem. Evet o item tabii canım. Şapkalı var tabii ki. Ne var? Bak şu an aklıma gelmedi. Gördün mü böyle Catelyn var. Şapkayı almak istiyorsanız Cem'den alabilirsiniz şapka koleksiyonu şapka var. Şapka incirmesi. Ya bildiğin şu an bakıyorum böyle şampiyonlara kim var. Şapka. Şampuanlar gibi söylüyorsunuz ya şampuanları. Şampiyonları. Şampiyonlar deyin. Açık söyleyin benimle. Açık konuşun. Gayet açığım yani. Peki şapkayı çıkarsa mesela Catelyn. Catelyn değil mi? Şapkayı çıkarsa mesela Catelyn daha hızlı koşmaz mı yani? O şapkayı kafada tutmak biraz zorlaştırmıyor mu bu olayı? Ona sormak lazım. Onun adına ben konuşamam. Ya ama siz oynuyorsunuz hanımefendi yani. Ne biçim bu hat ya? Lütfen. Ne biçim hat? Bana çömkürmeyin. Lütfen. Çömkürmek. Bana çömkürmeyin. Popstar Ahri geldi. Bakın o da şapkalı. Hatta böyle yapmış falan. Çömkürebilirim. Popstar mesela kim... Bu bir dakika hangi ülkenin popstarı? Benim Türkiye'nin popstarı mı? Amerika'nın popstarı mı? Hangi ülkenin popstarı? Hangi yarışmada şey aldı, oy aldı? Benim oyumu aldı mı? Benim oyumu aldı mı almadı? Bu arada Zeyalot, Burak abi hangi düğüne gideceğini öğreneyim sana gizlice söyleyeyim. Düğünün kapısında halay ekibiyle birlikte içeri gir. Ne bileyim ben bu kadar görmek istiyorsam halay ekibiyle içeri gir. Saz ekibiyle atsınlar sizi dışarı. Böyle neşeli bir. Yanına bir çeyrek alsın al. Ha yani çeyrek al, tam al, iki çeyrek al, iki tam birini alıp tak. Birini Burak abiye takarsan zaten. Orada arkadaşlık ilerler işte. Yani. Bana da taksam benle de ilerler. Abi herkes ne takma meraklısı çıktı şu anda. Burak takmasın. Peki sen nasıl istersen. Heh. Lordum. Şşt kimliğimizi ortaya çıkarma. Konya'dan Ardahan bölgesindenim. Şimdi değişince ben sen sandım.
Ya. Çok değişik şiveler yapabilirim. Orada Öykü, sen yayına başlamadan kendi kanalından, arkadaş listenden paylaştın mı yayındayım gelin diye? Tabii ki de. Hmm. Tabii ki de hayır falan diyor. Ha, unuttum diyebilirsin. Öyle bir durumda Yok yok. hatırlatıcı insanlar tutarım sana. Yok, paylaştım. Birkaç arkadaş da paylaştı. O yüzden Nasıl böyle. paylaş? Birkaç arkadaşla paylaştım, sanki özel bir sırrımı, böyle bir kafeye gittim de böyle Paylaştık. Hep beraber çok paylaşımcı zorla insanlarız. ağzımdan çaldılar gibi böyle oturduk böyle. Ondan sonra Barrett'le ilgili konu açıldı. Ben de söyleyeceğimi yani paylaştım. Yani çok paylaşımcıyız, Barrett. Bu arada Barrett'in yemek yediği şu anda bütün seyircilerimiz tarafından biliniyor Barrett, biliyor musun? Yemeğe gittiğini. evet. Ben de yiyebilsem. Yani normalde yenilmiyor muydu yemek? Ama böyle haber verilerek gidilmiyordu seyirciye. Seyirci bizi hiç yemek yemez zannediyordu, o kadar. Yani. Hmm. Bir de burada yemek yememiş bir insan duruyor. Şu an kokular buram buram burnuma geliyor ve bayılacağım Buram galiba. buram. Buram Benim buram. evden mi geliyor bu Neren kokular? neren. Yok, evden. Çok güzel böyle kokuyor. Cem Böyle. abiden Çankırı şivesi istiyorum. Çankırı şivesini önce bir internetten bulalım. Hayır, kulağımızı ayarlamamız lazım şiveye göre. YouTube. Bir sor Çankırı veriyormuşuz gibi. şivesi. Kastamonu, Truva Çankırı var. İç Anadolu. Yozgat var. Hangi Çankırı Lord acaba? Van'dan Cem gelmiş. Bu arada kusura bakma ablacığım. Beni içki sofrasına çağırdılar da. Ha tamam. Tamam, daha fazlasını şey yapayım. Vay Bir çakıcı be. arkadaş. Vay be. Bizi Hiç çağırmıyorsun. yani aynen ya. Yani şöyle bir şey de yapabilirdin Mefis. Böyle bardağı abi getirirdin yayına, derdin ki arkadaşlar şerefinize, biz de kendi bardaklarımızı şıngırdatırdık kendi elimizde. Yani. Baret Hiç. bardağını şıngırdat, hadi getir. Öpücük atarım. Bakın bizde de var bardak. Ben de su Bak, matarası tamam Baret, var. kırma. Kırma Baret. Yok, Henüz genelde daha değil. batırıyor. Bir 5-10 dakika Saat sonra. gelmedi mi? Yok. Çankırı'nın özel bir şivesi görünmedi şu anda. İnternete düşmediğine göre demek ki komik değil ya da geçerli değil. Geçerliliğini Komik. kaybetmiş. Şurada. Çankırı şivesi. Bu arada Steam'de PD 2'si olsun. Company of Heroes 2'si olsun. Aman. Always olsun. Don't Starve. Trine 2. Greed 2. Killing Floor. Blade Symphony, XCOM ve Injustice indirimde. Ve hafta sonu bedava oynayabiliyorsunuz bu oyunları. Ne? Steam diyorsun değil mi? Evet. İstim şeye geçiyor, Türk lirasına geçiyor. O da 21 Ekim. 21 Ekim'de Steam Türk lirası. Ne? Ne? Ne kazandıracak bize bu? Yani 9 dolar 2 ile olan oyun, çarpmayacağız. 9 dolar olan oyun Türkiye'ye 9 TL olaraktan gelmedikten sonra bize ne Değil mi kazandıracak? yani? Haklısın Cem gerçekten. Ya Bence de. gerçekten. Bence de. Katılıyorum sana şu an. Kendime İnşallah katılıyorum mümkün öyle. olduğunca düşük olur. Örneğin App Store'da Tabii ben ölmesem daha iyi olacak. 2 ile çarpmıyorlar yani. Diyelim ki bir albüm Amerika'da atıyorum 5 dolarsa burada da en fazla 6 dolar, 7 dolar oluyor. Şey, TL, pardon. Ben de dedim zaten dolardan geldik, ne alakası var diye. Ben de o yüzden düzelttim hemen. Derhal. Yok zaten o yüzden sordum demiş. Zeolot. Okudum okudum. Okudum, onun için cevap vermedim kendisine. Bana olmayan bir göreve çıkarttı yani. Oo. Sonu Belki de olmayan bir göreve yolladı beni. senin Git yaratıcılığını bildiği için sormuştur. şuradaki ejderi kes dedi bana. Ormanda ejder arıyorum mesela. Ne biçim quest bu? Yıllar sonra geri dönüyorum yoktu diye. Ne oldu? Prenses evlenmiş. Saray değişmiş. Demokrasiye geçmişler. Parlamenter sistem var. Ne oldum ben şimdi? Zırhlarında gezen bir deliyim şu anda. İşsiz kaldım. İşsizim yani. Olsun ya. Ne olacak? Apple Yarın konferansını tartışmak istiyoruz. tartışalım. Ben şimdi sana tartışacağım. Yarın bizim sohbet, tartışma, elden ele çarpışma günümüz. Yarın gelin. Masaya elimizi vuracağız teke tek. Çok eğleneceğiz.
Hiç eğlenmeye de biliriz belki ama öyle çok şey söz vermeyelim ya. Eğlenmezsek dava açılması çıkmasın abi. Dava açılabilir. Eğlenceğiz dedik, eğlenemedik. Evleneceğiz dedin, evlenmedin de başlayan. Eğleneceğiz dedik, eğlenmedin. Seveceğiz dedin, sevmedin. Bakacağız dedin, bakmadın. Yani köpek aldım mesela bakacağım deyip sonra bakmadın. Hayvan telef durumda. Bunların haklı. Hepsi kanunda yeri var. Haklı bu konuda. Peki. Bir lord olarak ağzımdan çıkan her şey benim kanundur. Kendi topraklarım dahilinde. Oh, topraklarda bir mangal yapacağım bir gün ama. Abi hepinizi götüreceğim, mangalı yapacağım, sonra geri getireceğim. İstiyorum bunu. Cidden, hani Cem abi varsa diyeyim. Hayır, şey yani orada İskoçya'da insanların hani toprağına basıp böyle hani fotoğraf çektirdiği, ne bileyim ben, piknik hani pütikare şeyi koyup, battaniye koyup üstünde ne bileyim ben işte water, neydi, su teresi yapraklı işte bilmem nedir böyle yiyerekten şarap içtikleri organizasyonlar yapılıyor. Biz oraya gidip Türk mangalını kuracağız oraya, anladın mı? Hani atlet, işte plastik top rüzgarda sağa sola uçan voleybol için. Efendim öyle mangalın başında bir tane yelpaze ile böyle yerleyen ve o sırada kan ter fışkıran bir tane şey. Mangalcı başı, mangal lideri. Mangal lideri. Efendim yelci. Onun dışında ne bileyim ben kadın grubu dolmanın yarısını evde sarmış, gerisini orada sarmaya yani ödevini okulda hazırlayan çocuk şeklinde dolmaları saran. Koşmayın evladım diye bağıran bir böyle şey çocuk sorumlusu, subay. Subay. Bu koşmayın evladım subayı. Bu konsepti oraya götürüp İskoçya'da piknik nasıl yapılır öğretmek istiyorum ben. E tabii yani sürekli oradaki dereye karpuzu atacaksın sabahtan. Soğutacak o. Kavunu karpuzu soğutacak tabii ki. Ya atım bu arada, ya. Bu arada unutmayın ki bu sistem İskoçlar tarafından bulunmuş bir sistem. Gerçekte. Hayır. Scotch on the rocks dedik. Bir de tarihsel bilgi veriyorum. Scotch on the rocks dedikleri şey eskiden viskiye su katarsanız içmeden önce alkolü biraz düşürmek için olur. Ama öyle damacanayla katmazsın abi rakı gibi. Yani 3 damla 5 damla katarsın alkolünü azaltmak için ama buz koyarsan buz onu soğutur eyvallah ama eridikçe su oranını arttırır. Bu yanlış bir şey. Bu sebepten dolayı İskoçlar abicim dere yatağından böyle o suyuyla soğutulmuş taşları çıkartırlar, onu koyarlarmış. Hem viskiyi soğutsun hem de su oranını arttırmasın diye. Oradan çıkmış Scotch on the rocks şeklinde. Bunu da güzelmiş. Ya bunu hiçbir kanalda öğrenemezsiniz böyle bir güzide. Siz eğitimsiz, kültürsüz, iyi başlayıp seyircisiyle küsen adam. Niye Okan Bayülgen yapınca çok seviyorsunuz ama telefonu surata kapayınca hiç. Ne oldu? Biz ama Okan Bayülgen tipini görüyoruz mesela, bu da var. Yani tipini görmüyorlar, bunları yapıyorlar. Tipine göre mi suratını kapatmak hoşuna gidiyor senin? Herif çok yakışıklı, suratımı kapatmayı hak ettim. Evet, hak ettim o zaman. Kapatabilirim. Oh yeah. Öpücük atamıyorum, bir saniye. Vodka'ya da içecek katarlar ama ben sek içiyorum. İşte Zealot. Zealot o kadar ilginç bir konu ki, vodka'nın memleketi olan Rusya. Biliyorsunuz ki ve İsveç değil miydi? İsveç, Norveç, Danimarka, Kuzey ülkeleri. Yani onlar başlattılar aslında hani meyveli vodka çıkarmayı. Yani biz içine meyve suyu katıyoruz ayrı da adamlar çıkarmaya başladı. İşte paprika tatlı, yok efendim işte elmalı diye. Evet ya. Yani adam ne sıkılmışlardır. Hani yeni bir tat olsun falan diye düşünmüşlerdir. O ya biraz çıkmıştır. Coca-Cola tarzı düşünüyorum ben bunu. Coca-Cola'yı her yemekte içiyoruz ya mesela. Coca-Cola reklamları izlediniz. Bir şeyden sonra değişik daha fazla insanı çekebilmek için ve marka bağımlılığını artırmak için Amerika'da mesela cherry cola, vişneli cola, vanilyalı cola, diyet cola. Bak vanilyalı olsa içebilirim belki. Ha bunları çıkarttılar. Yani normal cola içen hala cola içiyor. Yeni tat denediler. New Coke diye. Olmadı, tutmadı. Bir sürü şey paylaştılar. Hala, valla bazı yerlerde hala üretildiğine dair bir şüphem ya da şeyim var. Olabilir. Ben bölgesel hani, çünkü Amerika o kadar büyük ki abicim. Amerika'nın kuzey ile güneyi birbirinden habersiz iki ülke. Savaş çıksa mesela şaşırırlar. Kuzey-Güney Savaşı hiç olacak şey değil biliyorsunuz ki. Yani hiç olmamıştır. Hiç yaşanmamıştır. Barış içinde bir ülkedir Amerika. o kadar sıkılıyorlar ki barış içinde olmaktan başka ülkelere savaş halindeler sürekli. Ya gene bir savaş çıksa da gitsek gibi böyle. Sıkıldık gene. Heyecan arıyor insan. İnsan heyecan aramaya dursun. Arama dur. Bir dur ya.
Bu arada ilginç bir araştırma daha. Dünkü konuşacağımız her şey bugün konuşalım. Ya dünkü konuşacağımız ama. Yarınki konuşacağımız her şey bugün konuşalım. Dünya şu anda en barışçıl dönemini yaşıyor tarihinin. Dünya tarihinin, bilinen tarihin daha Çünkü doğrusu. herkes IP'leri iki an konuşuyor. Dünya tarihinin, bilinen yazılı dünya tarihinin en barışçıl dönemini yaşıyoruz. Yani Çünkü İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük memleketlerin savaşı dışında hani Hititler, Urartular, yok Lidyalılar, Likyalılar bilmem ne savaş. Bütün o dönemlerin hepsi savaş halinde. Savaşsız geçen yüzyıllar yok. Haçlı seferleri, Müslümanların seferleri, o sefer bu sefer. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş var. Ve Soğuk Savaş aslında hani insanların birbirine daldığı bir savaş değil yani. Hani dalarız ama dalarsak kötü olur şeklinde birbirine bağrıldığı bir savaş. Küba krizi var. Ki orada da bir savaş çıkmadı. Sadece ordular mobilize oldu. Onun dışında bölgesel minik savaşlar dışında yani Uganda'da, Riyanda'da, orada burada, Çin'in bir kısmında, işte Irak'ın bir kısmında, şu, yani küçük yerler, yani dünya topyekun birbirine girdiği ya da ülkelerin birbirine girdiği çok büyük bir savaş olmadı. Ve giderek onlar da azaldı şimdi. Böyle iyice minimalleşti. Bu noktada eğer çok büyük bir 3. Dünya Savaşı çıkmazsa ve bir şey olmazsa dünya artık savaşma erasını kapattığına dair bir şey var. Teori var. Çünkü artık insanlar birbirine füze atıp orayı ele geçirip toprakları ele geçirip oradaki madeni ıvır zıvır çıkartmaktansa o madeni para verip satın almak daha ucuz. Yani sizin ordunuzun kalkıp can ve mal harcayaraktan gidip işte Yunanistan'ı ele geçirip oradaki tavernadaki rakıları ele geçirmek için bir sefere çıkmaktansa arkadaş ne kadardan satıyorsun? 5 liradan ver, 4 vereyim, şöyle 3 yapalım, gel falan deyip anlaşaraktan almak daha ucuz. Böylelikle her ülke ticaret olaraktan birbirine bağlandığı için artık savaş edecek bir şey kalmadı gibi bir şey. İçki kültürü nasıl var be? Yok ki, hiç olsa keşke. İçki kültürü. İçemediğimizden işte atıyoruz kafadan. Hepsi uydurmaydı aslında. Yok, bir kısmı gerçek, bir kısmı tahmin üstüne. Yani mesela vodkanın şey meyveli vodkayı Ruslar çıkartıyor mu? Yoksa mesela Amerikan pazarlamacılar mı Ruslara dayatıyor onu bilmiyoruz açıkçası. Biz sadece Rusların çıkarttığını öne çıkartıyoruz. Çünkü marka olaraktan o çıkartmış oluyor. Smirnoff çıkarttı, al diyor da. Bunun planlamasını Rus mu yapıyor hakikaten, böyle oturup da abi eksi 50 derecedeyiz biraz da elmalı mı içsek diye. Yoksa ya bir susar mısın ya, bir şey konuşuyoruz. Sanki kendi kanalı, sanki kendi programı arkadaş. Hiç. Hiç. Yeme bizi diyor bu arada. Peki. Kime dedi acaba? Zeolot sana dedi. Belki de kıza dedi. Üçte üç Demez. yaptı yeme bizi diye. İyi, yok, ekranda yazdı kocaman. Şimdi bir tane film izledim arkadaşlar, sizlere de tavsiye ediyorum. YouTube'da da bunun full versiyonu var çünkü film o kadar korkunç ki. Yani koymuşlar, YouTube'da bir şey çıkarmıyor yani. Bu tamam, bunu izledim, tamam lan. Hadi bu da kalsın diye. Çok ilginç bir film. Filmi başında böyle iğrenç ve korkunç diye başladım filme yani. Bu da izlenmez dedim. Fakat kanal değiştirme elim her gittiğinde ilginçleşti film ve sonuna kadar izledim filmi. Filmin adı The Apple, Elma. 1980 yapımı. Ve fütüristik bir 1994'ü anlatıyor. Herkesin dans edip şarkılar söylediği ve anlatılan tür rock, diskotek, opera tarzında fütüristik bir 94, bir Adam'ın Eve hikayesi, Vay olsun. Enteresan. Hristiyanlıktan göndermeler var. Yani o hikayeyi gönder. Tanrı Manrı geliyor böyle filmin sonunda ya. Merhaba ben Tanrıyım diye, ama Tanrı'nın adı da Todd bu arada, yani ilginç. Ve yani bunu hangi kafalara çektiler bilmiyorum. Hiçbir yerde tutmamış zaten. IMDb'de 4 puanı zor almış. Başka yerlerde puan bile almamış. Yani buna puan vermek için film olarak saymamız lazım falan diye yazılar var. Fakat sonra küçük bir kült toplum kazanmış yani, bunu seneler sonra izleyeceğim. Ben 2014 gözüyle izledim şu anda. Ve sadece Hristiyanlık, dans ıvır zıvır dışında günümüzdeki mesela Apple kelimesini orada birebir elmadan günümüzdeki Apple markası olaraktan düşünerek mesela izleyebilirsin filmi. Yani oradaki Apple neyi temsil ediyor? Hırs, işte gösteriş, sürekli efendim daha iyisi, daha bilmem nesi var deyip kandırma. Apple markası da öyle bir şey yapmıyor mu zaten şu anda? Birebir tutuyor. Ya da anlamlar var mesela şarkıda. Mesela kız tepeye çıkıp hiç bu kadar işte high olmamıştım diyor. Halbuki oradaki arkadaki dejenerasyon aynı zamanda uyuşturucu high olan bir şey. Ya da teknolojiyle birlikte yaşadığımız sanal high'lar var.
Bir sürü şeyin birleşmesi var filmde ve 94 senesinde çekilmiş, yani 80'de çekilmiş, 94'ü anlatıyor. 94'te dünya böyle olabilirdi, distopya. Bir grup var, karşılaşıyor işte kahramanımız. Bunlar ne? İşte bunlar 60'tan kalan çocuklar. Kısaca hippie diyoruz biz onlara. Hippie. What? Ya ne alaka var? Gönderme şeyi var yani. Ya gönderme şeyi vardı ya, bir sürü şey var yani. Sen izlediğin zaman oturduğun koltuğun açısına göre bile filmi ayrı izleyebilirsin. İlginç. İsmi neydi? The Apple 1980 diye yaz, öyle çıkıyor. Başka türlü bir sürü Apple'la ilgili bir sürü şey çıkıyor. Apple'ın işte filmi. Doğal olarak. Hayır öyle Apple, yani film Apple The Movie diye aratınca bile bir sürü çıkıyor. Mesela ben saat 4'te herkes yaptığı işi bırakıp Jimnastik Bakanlığı'nın gözetimin altında dans ediyor. Her yerde. Bütün dünyada. Onların o dünyasında. Ama bu sadece her yerde derken arabadan inip dans ediyorsun diye. Ameliyattaysan ameliyatı bırakıp dans ediyorsun. Hasta öldü. Yangındaysan yangını bırakıp dans ediyorsun. Bütün bina yandı. Ama neşe ve pür neşe içinde yapıyorlar bunu. Hani yaşasın dans saatimiz geldi diye. Ve onun adı da National Beam Hour. Çok ilginç ya yani. Evet. Evet gerçekten. Blast Fion armut dersem çıkmayacağım demiş. Armut dersem çıkmayacağım. Elma dersem çık esprisi yaparaktan kendi espri gücünü bize göstermeye çalıştığı için Blastrian'a çok teşekkür ediyoruz. Slow Cap, Golf Clap'le karşılık veriyor şu anda Minion'um. Ben bile uğraşmıyorum, Minion'um summon ettim şu anda. Hatta dur bütün summon'ı yapayım. Saat kaç olmuş biliyor musunuz gençler? Saat 10:20 var. Yani. 8 dakika geçmiş. Şey, tek piksel bu akşam iptal olduğu için sen yayını istediğin kadar uzatabilirsin bu akşam. Death escalated quickly. Isaac demiş ki yayıncıdan çok konuşuyor. Kanal sahibiyim. Kadar olsun be. Ev sahibiyim gibi. Bizde böyle. Bizde ortam böyle miydi o meme'in adı? Galiba öyleydi. Tamam konuşmuyorum. Al öykü konuş. Hayır gel, konuş konuş. Lütfen konuş Allah aşkına. Gel Barrett biz çıkalım. Beni buradan de rahat bırakın dermiş. Ben de oyuna bakayım. Gel Barrett tamam. Başka kanala gidelim. Biraz önce öyle demiyordun yayın başında. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Aaa! Hadi ben sustum. Siz kendi aranızda konuş bana. Tamam ben zaten saat 9:30 geçmişim. O aa. Değil de benim şey artık 4 görmeye başlıyorum. Çift seyiriyorum bir şeyler o. Açlıktan hepsi. Hı hı aynen. Hı hı. Go go. Cem özür diliyor. Konuş diyor. Hayır Cem konuşsun bir şeyler öğreniyorum ben de ne güzel. Ben bazılarını acayip algılayamadım dinleyemedim ama. Konuşsun. Yani şu an ağlıyor. Yastığına sarıldı ve ağlıyor. Cem ağlar mı ya? Lütfen yapmayın. Bilmiyorum. Çok konuşuyor falan dediler. Ağlayabilir. Hayır Isaac o Sankaya. Kanal komple mi kapanacak? Hayır abi sadece... Practice'i kapatıyoruz. Komple artık. Bugünden sonra iflas etti bitti. Sadece i̇şte bu yüzden çıkardım. Yayıncılarımız seyahate çıktıkları için bu yayından sonra olması gereken tek bilgisayar programı yayına girmeyecek. Sadece onu kastetmiştim. Fakat istek varsa kapatırız. Ne yapalım yani? Sizi mi kıracağız? Susar mıyım? Çocuk ağlıyor şu an. Hangi çocuk? Anlamadım. Kim doğurmuş? Hoş geldin Ray Ray. Hoş geldin. Reyhan yayına gir. Reyhan yayına gir. Hepimiz aynı anda söylersek belki 3 defa söylersek miydin? Hangisiydi o? Evet. Bir kere söylersen geliyorum. Sen hangisini hani... istersen? Kalbim kırıldı ya şey oldu şimdi. Sen hangisi istersen evladım. Sen istedin. Hangi tatlıyı istersen. Niye istiyor yazıyı? Öykü varken. Ne olmuş? Ne yok? Anlamadım. Ha, galiba niye nickname'i almışsın onu şey yapıyor. Abi sen konuş, ben dinliyorum şu an. Aynı zamanda da arada PvP, WWP yok. WPW serverında Warlock'umu kasıyorum. What? Ne olmuş? Var bu var. Oyun bitmek değil miydi acaba?
Yayına mı gireyim? Diye soruyor Reyhan. Hayır, yayına girme. Skype'a gir. Sesinle katıl. Skype. Hani yayıncılarımız nasıl formatta bir hazırlık içindelerse asker gibi. Aynen. Hazırda bekliyor. Yani... Abi ne yapıyorsunuz? Alırken ne diyorsanız artık. Bro. Hepsi panik içerisinde, korku içerisinde. Hayır. Panik korkuyu bırak. Hepsi böyle yani online olduğu dakika yayına girebilecek hazırlık var yani. Ben mesela yayına gir desen, dur şimdi saçım nasıl, makyajım nasıl, hangi oyunu oynayacağım, ya evde dağınık falan böyle, anladın mı? Bir sürü bahanem var. Geri kalan silah gibi böyle. Evde yayına dağınık. Gir, emredersiniz, çat, yayına alıyor böyle. Yedek yayıncı. Gol diyecektim. He, tamam. Selam. Selam, hoş geldin. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Hoş buldum. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi de ne olsun işte. Reyhancığım, seyircilerim... Arada sen... kaldım böyle. Soru var. Reyhan kamera açmayacak mı artık diye bir soru geldi. Biz dedik ki açmasın artık, yeter. Böyle mistik mistik bir şey yaptı kendi çevresinde, söylediğini bir hava yarattık. Neye benzediğini kimse bilmiyor. Nasıl bir şey kimse bilmiyor. Reyhan az sonra kamerasız yayının sizlerle. Diye. Sebepten? Sen onlara hayır açmayacağım de ki içimiz rahatlasın. Hayır açmayacağım. Ah. İçimin yağları eridi. Var ya şu. Ay gerçekten var. Ters ettireceksin ve aa açarım ne olacak ki diyeceğin ama gel gör ki kendini bulmadı. Bindi mi deniyordu bu şeylerin, Hinduların tam üçüncü göze koyduğu şeyi? Bilmiyorum. Ortalığa sordu. Bilemedim. Bindi. Evet, bindiymiş. Bilmiyorum, tek bildiğim şey Tunak Tunak Tum şarkısı. Tunak Tunak Tum şarkısı, bugüne kadar 3D'nin animasyonu en yoğun kullanıldığı, o zaman evet. İçin konuşmuş bu arada. Evet. Ve Hollywood belki uzaya gidecek şey yapabiliyor ama Hindistan'ın köşe bucağında yapılmış en gelişmiş animasyondu. Güzeldi de. Güzeldi, hayır şeydi. Yani o zamanın tam karşılığını söyleyeyim sana. O zamanın Gangnam Style'ıydı o. Evet, evet. Gangnam ama Style ne kadar kaliteli. Mantıksızsa. Yani. Hayır, Gangnam Style ne kadar kalitesi, tabii teknoloji ilerliyor görünüş açısından dedi. Gangnam Style ne kadar bize anlamsız sözleri olsa da adamın oradaki yaptığı saçmalıklar ve sözlerin saçmalıklarıyla birlikte bize bir etki yarattıysa aynı şey de bu adam için geçerliydi. Adamın hiçbir arkadaşı olmadığı için kendini polimorfoze ederekten 8'e böldü. Bütün elementleri oynadı bu arada. Yani izlediyseniz evet ya. Elementler var ya, toprak, ateş, su... Hint curry, Hintli olduğu için. Element değil miydi o? Tabii. Önemli bir element. Hindistan'da element diye geçiyor. Tabii yani curry'siz bir şey bulursan bana da alsana diyorsun mesela birisine. Eli boş geliyor. Ya da belki beni sevmiyor, bilmiyorum. Orasında emin değilim ama. Şu yazımı bitirmeye çalışıyorum bir dakika. İki gözü izleyici sadece bir bıkıl değil. Apple şirketi çift anlam çıkaran şarkı sözleriyle bambaşka bir serüven oldu. Hı? Hindilerde cabası. Sayın İskoç gördüğü nokta hakkında bir bilgim var mı acaba? Ben oyuna konsantre oldum. Onları kendi haline bıraktım anla artık. Ne diyorlarsa diyorlar, hiç dinlemiyorum. Kendi halı. Ben halına bıraktım. Çok ayıp. North demiş olduğun bu İngiltere'nin kuzeyinde olan ve aslında yuvarlak masa şövalyeleri döneminin orada geçmiş olduğu yabanlılar, yani Merlin'in aslında katılmış olduğu, içlerinde olduğu yabanlıları mı kastediyor? Onları mı kastediyorsun? Çok affedersiniz aslında ama. Penta yoksa... yapabildin mi sen? Ben yok. O saatten sonra daha kilo alamadım yani. Cıks 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 cıks. Ya yenilerim de bitsin gerçekten. Açlıktan bayılacağım şimdi, tansiyon bile. Arkadaşlar yayıncımız aç. Açın ya, hani bana ne ısmarlarsın. Sizlerden birer lira alabilirsek donation, karnını doyuracağız. Ya da beşer lira, gönlünüzden ne koparsa. Hadi bakalım. Bu arada yayının başında bir yerde practice nedir diye soran arkadaşa şey sormak istiyorum. Yayını izlediği karenin aşağısına doğru inerse sayfalarca...
practice'in ne olduğunu açıkladığımız yazılar var sanki ya. Practice insanın kendi yakışanı giymesini deyip aranızdan ayrılabilir Sen ayrılmasan da seni kovabilir miyiz peki bu sözden sonra? Sen ayrıl. Tamam. Kendine bir hayat kur. Buralar sana göre. Teyler, Northland olarak bilinen İskandinavya kıtasındaki mitolojik tarih hakkında bilgin var mı acaba? Tamam. Bunun bu. Bu. Doğru bir doğru. Dakika, yükleniyor. Bunun... İnternet mi yavaş yoksa resim mi kötü? Abi Ray. Bununla ilgili hatta birkaç tane film izlemiştim. Hatta İngiltere Kralı kendi gücünü kaybettikten sonra derebeyliklerine karşı yaptığı savaşlarda Kuzey'den İskandinavlara yardım isteyerekten oradaki barbarlar, tabii daha barbar olmak üzere barbarları alaraktan tekrardan bir ele geçirme savaşını yapıyor hatta da. Bu konunun uzmanı yarın yayına girecek olan tarih bilgisi uzmanı, bizim kendi içimizden yetişmiş gamer Burak Bardakçımız Sinan Danacıoğlu. Bu soruyu yarın gel sor, sana ailesinden saatlerce falan örnek anlatsın. Saatlerce anlatsın, güzel anlatıyor çocuk. İşin güzel tarafı evet. Yani, tarih hocası şeyinde değil, insan şeyinde anlatıyor. Ne denir? Komik insan, güzel insan şeyinde anlatıyor. Hı-hı. Kendin çek, kendin izle. Erken. Ben onu anlamadım o yüzden. Mert, anlayamadım. Kendi postunu edit edemiyorum. Why is this? Yetenek gerektiriyor öyle şeyler. Hah, edit post. Oh, çıktı. Ya evet, bugün ben çok iyi oynuyorum. Gerçekten Ahri ile Kahri çok bilmem. Anlayamadım. He? Bence de ben değilim bu. Melek tamam, oynuyor. Çok bilmem. Tamam. Açlıktan... Böyle ne yaptığının farkında değil. İyi şeyler yapıyorsam ne mutluluğum. Üf, canım gerçekten deli gibi bitmek istiyor ya. Böyle bol hardallı. Ne dedi? Bitmek mi dedi? Evet. Diyorum ki zararlıdır, yapma, etme, dinlemiyorum. 40 yılda biri yiyorsun canım, ne olacak onun zararına? Ama ben senin yeme sıklığını bilmiyorum. 2'de 2 yaptım, ben tamam verin diyeceğim ama yeni atamayacağım tabii ki her zaman. Hoşça söyleyeyim ama. Penta yapana kadar yayındasın. Penta yapmadan yayından çıkmıyoruz, yeni yayınımız. Yok öyle bir şey. Öyle de burada ölüyor, çürüyor falan. Eriyor böyle açlıktan. Zeolot bir soru soruyor. Bir dakika, sessizlik. Zeolot soruyor çünkü. Cem abi bir şey soracağım. Geçen sene Sinan abi mi demişti? Bir oyun yapıyoruz falan. Hatta yayın o yüzden YouTube'a yüklenememişti. Cem abi. Cem abisi. Bir oyun yapıyoruz derken biz... Şu anda birkaç arkadaşımız galiba oyun yapıyor. Hangisi acaba? Hani böyle insanlar telefonlarından birbirlerine evet, Dekasoft'a gündüreceklerdi. Dekasoft'a yapmaya kalktığımız oyundu o. Maalesef o proje Dekasoft'tan sonra başka bir çatı altında devam ediyor ama bilgim yok nereye vardı. Belki de bitmiştir. Sorabilirim. Biraz beklerseniz şu yazımı bitirdikten sonra sorabilirim. Nereye yazıyorsun? YouTube'a Facebook'a yazıyorum önce şu filmi herkes duysun diye. Hemen. Sanırım dayan toplum ve şey daha vardı ya. Ya. Yine mi öldün? Ya evet. Çok sinir oluyormuş. Ay artık alın, kuleleri alın, yalvarıyorum alın. Gerçekten bezden çıkmayacağım. Hadi alın, bitirin lütfen. Skora bakar mısın? 60-63. 12 tane kill almış. Ah, hele büyük başarı. Spycor, merhaba. Howdy. Howdy Spycor. Selam. Hoş geldin. Özel değil, bizi beta'ya davet var demiştin.
Evet, bitseydi hepiniz beta'daydınız şu anda. Ya da belki oyun çıkmıştı, arkadaşlarınızı hava atıyordunuz. Oynuyordunuz zaten. Beta'da ben vardım, benim sayemde oldu bunlar diye. Bu oyunu ben geliştirdim. İçinde parmağım var. Var. Vallahi ben söylüyorum ya, yani mesela Türkiye'deki League of Legends'ın betasında vardım, kapalı betasında. Benim sayemde ben belki... Vardım. Benim sayemde belki birkaç bir şey düzeltildiyse düzeltildi. Çoğu şey karşı çıktım, çoğu şey aynen birebir girdi ama olsun. Bence LoL'de 8 bit yeniği var. Çok güzel bir espri. Teşekkürler, biz deyiz. Bence bana ben sor. Ben pek sen iyi değilim aslında. Bana sor. Acımayacak. Historia'da zaten Cem, evet. Pardon, özür dilerim gerçekten. Hayır, Historia ile LoL keyfi yayında olan şey. Tamam. Lord Cem ve Minyonu Barret'le sohbet edeyim. Hayır. İki program iç içe. 2+1. Peki. Sustum ben. Çok affedersin. Yayına... Allah beni kahretsin. Beni yayına davet ederken, beni yayına davet ederken ne bekliyordun? Hani beklentin neydi? Sus. Dünyanın en gevezi insanlarından bir tanesi yayına davet ediyorum. Kesin konuşmaz bu. Yok, güzel bir şey, güzel. Ben konuşamıyorum çünkü artık ben tükendim. O yüzden. İyi dedi. I87 yazmış. I87. Biz de daha üstünü söyleyelim. I88. I87 mi? I80'lere Cem falan. Ne bu ya? I80 benim. Ölüm ateşi Alman yararlı. Ölüm ateşi Alman yararlı olmaz mıydı? Olur muydu? Bilmem şu an artık ne yararlı olacak mı? Gerçekten şu an bilmiyorum. Kurbağa gözümde ne? Evet. Bak, o olabilir. Aman seni mi kıracağım? Ölüm ateşi alayım, boşver. Spycore'u kırmıyoruz. Al. G.I. bunları edebiyatı yapacak. G.I. mi yoksa G.I. mı? Hayır, G.I. Herhalde kızlar. O hep öyle gibi. Hadi G.I. falan. Gibilerinden. Evet. Historia, historia. Sohbetle LoL bir arada. Az sonra. Açılışını böyle yapman lazım bundan sonra. Hı hı. Bu ablanın adı ne? Bu ablanın adı ne? Hangi abla? Biz de bilmiyoruz. Ben mi? Öykü söylemiyor. Ben, merhaba. Ben de. Historia Öykü. İyi ya. Historia da Rum'da zaten Öykü demek bu arada. Hangi mi yeni bilgi? Mihrinissa. Mihrinissa. Quattro 93 apla yazdı ve kaldı. Bıraktı. İşi orada bıraktı. Hı hı. Abla mı? Ölüm ateşi. İşte Cartman. Beklediğimiz Cartman geldi. Yanında. Yanında işaret olan arkadaşım. Ne yapıyoruz? Hemen sağ tuş. Nerede? Sağ değil canım, normal. Pardon, normal tuş. Nerede benim bantuşum? Permaban. Neden? Neden? Çünkü turboya yer yok burada. Paralı kimse istemiyor. Bu halkın yayını. Yarın kesin olarak kimler var sohbette diyor Zeylot. Valla Zeylot, kesin diye bir şey yok, biliyor musun? Yayın olmayabilir bile. Bir dakika, yarın ben düğüne gidiyorum galiba. What? Aha. Al işte. Ha, oldu mu? O zaman düğünden yayın yapacaksın. Düğünden yayın yap. Halay çekerken Cem. Baret, sen Sinan'la evet. Birlikte ve Ali Can'la birlikte yeni host edersiniz. Ben mobil Skype'tan katılırım size. Düğünden canlı yayın röportaj yaparım size. Siz soru sorarsınız. Mutlu musunuz falan. Şimdi çiftin yanındayım. Çifte soru geliyor Skype üzerinden, dinliyoruz. Ahriye ne almamız gerekiyor diye bir soru geldi. Gelinden boşanma teklifi var. Damat parayı sayıyor, evet. Nerede benim şeyim? Arkadaşım. Arkadaşı Fransız kardeş. Oops. Değil mi? Arkadaki Fransız kardeş. Düğünlerden nefret ederim ya. Düğünlerde çok sıkıcı, sen... iğrenç değil mi? Bir de orada bekar olursun, sana şey yaparlar. Koca adayı hadi ya da sıra sende, hatun hadi, adayı. Hadi. Aynen, iğrenç. Bir de kalkıp dans edersin ve halaydasın birden falan.
Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu yaptığın her şey bir dakika bu yaptığın her şey isteğe bağlı olan şeyler. Bence sen yapıp yapıp sanki istemiyormuş gibi bir şey anlattın şu anda. Kalkıp halay çektirirler falan. Nasıl çektirirler? Zorla çektiriyorlar. Ya abi halay zorla çektirilen bir şey değil ki. Yani o parmağı taktıktan sonra bırakamıyor musun? Koltuktan böyle hadi kalk bak ölümü gör lütfen falan yapıyorlar ya böyle. 17 Ekim Cuma saat 21.30 evet düğündeyim. Aa. Tamam düğünden katılıyorum. Baret siz host edin ben düğünden katılacağım cep telefonuyla. Tamam Alican. Arkadaşlar evet son şey yapmayayım ateşini. En son aldım ama yani. Ya şu an gerçekten kafam güzel gibi. Çünkü bugün daha hiçbir şey yemedim. O yüzden. Ve oyun bitti. Şu an onu test ediyoruz. Kaç saat aç kalabilir diye de. Evet. Yani kaç saattir aç. Oyun bitti. Hadi kapanalım. Kimliğimle ilgili sorular var. İskoç mu Fransız mı diye. Fransız eğitimli. Bence İskoç, Alman. İskoç toprağı sahibi. Geçen 32 kilo alıyoruz karmayla. Ankara havasını duyacağım ama demiş Zeolot. Ankara önce Çankırı şeyi istedi. Ha düğünde mi? Düğünde tabii. Çok sıkıcı düğünde ya düğün. Hele kına. Ay. Kuzenimin kınasına bile gitmedim yani. Derken şu anda kamerada görüyoruz ki arkada özel kına seti var kızın. Bak sağ arkada aynanın önünde. Kişisel kına seti saklıyor. Kişisel kına set. Gideceğimiz yerin adı da izolettaymış. Ben evlenirsem ki çok zor gibi gözüküyor. Şey yapacağım canım. Bekarlığa veda partisi. Tamam işte kına gecesi. Kına değil. Kına falan yaktırmayacağım abi nedir o? Yani bekarlığa veda partisi Amerikalılarda hani erkek koltuğa oturur, stripper kız çağrılır. Bunun kız versiyonu ne? Stripper erkek mi? Evet. Friends'te vardı ya, izlemedin mi? Ya nikah orada bitti, Danny DeVito gelir orada da. Friends'te. İşte. Ama Türk şartlarında düşün onu hani. Hayatım Türk ne yapıyorsunuz? Şartlarında. Hayat, alo. Tatlım ne yapıyorsunuz? İşte stripper hayat. Oğlan çıktı şimdi. Tam damat arıyor kızı işte ne yapıyorsunuz hayatım diye. Ne yapıyorsunuz hayatım? Kızı çocuk çıktı soyunuyor şimdi. Çocuk çıktı soyunuyor şimdi biz de para sıkıştırmaya çalışıyoruz şeyine. Gitti başarına. Aha oldu oldu iyi eğlenceler canım hadi bay. Yok böyle şey. Kan çıkar. Aileler birbirine dalar. Yeni kapatıp ben de yemek yiyeyim. Hayır. Canlı yayına yemeni istiyoruz. Hani penta olacaktı. Ne oldu? Ne oldu? Olsun. Bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Yemek sepetinden penta ya da anne... Yemek sepetinden ya da annenden siparişi ver. Canlı yayında yiyeceksin. Göreceğiz. Bir de diyoruz ki 24 saat yayın yapacağız. Böyle yemeklerde kapatacaksak olmaz ki bu. Yani. Lütfen. Anne... Hayır. Sonra çekilebilirsin. Tamam. Saçmalamayın ya. İşte bilinçaltı. Freudian slip. İçindekinin dışındakiyle slip etmesi. Bir daha söylersen. Freudian slip. Cem Bey abi bırak yesin kız. Tutmuyorum zaten. Canlı yayında yesin. Biz de eşlik edelim. Karşılıklı bir yemek yemeyelim arkadaşlar hep birlikte. Yani şöyle bir sohbet havası. Ha. Ses GG diyor Mephisto. O düz... Murat Kester'e de gitti. Düz elir o. Bahçeköy Caddesi. Ya boşver yani düğünü. Abi çok sevdiğim, çok önem verdiğim bir arkadaşım. Düğününe gitmezsem çok büyük puan kaybederim yani. Doğru. Belgrad ormanlarının içindeymiş. Güzel. Maslak'tan. Eyvah. Bence gitme. Yok bak. Öykü'nün dediğine göre bekarsan bir sürü talip varmış. Evliysen talip varmış. Bunları orada size canlı yayında aktarmam lazım arkadaşlar. Burada sizin bekar olanlarınız oradan diyeceksiniz. Oradan hepimizin talip mi bulmuş? Hayır. Evlilik programı gibi düşün. Buradaki arkadaşa soru gelecek mesela. Emekli misin? Çocuklar evlendi mi? İşte elektrik aldım senden buluşalım mı şeklinde diyecek buradan. Ben orada kıza ileteceğim ya da oğlana ileteceğim. Buraya geri yapacağım. Düğünde hatun ayarlamak gibi çıkar o.
Utangaç ol, biz susar mısınız? Kız açlıktan ölüyor demiş Squatron. Yok, biz tamamen yemeği yemesi taraftarıyız da yayında yemesi taraftarıyız. Geldi mi yemeğin? Göstersene, nerede? Yalnız... Ya yeme mi diyorum ben? Yayında yediyorum. Yayın. Ama kameranı kapatırsın. Sesin gelmiyor öykü diyorlar. O zaman sesin bence... gelmiyor. O zaman şöyle yapalım. Yarın ama yok yarın nasıl olsa yayın yapacağız. Yani host başkası olacak ama Alican kabul ederse. Alican bilgisayarına format attı bu akşam bunu hissederekten. Tam yarın atacak yayın sırasında.